geliyor, kurt geliyor. Ondan sonra da Amerika depo savaşları, yeni depo almış abimiz, ona bakarız. Bu saatten sonra parazit. Vallahi billahi ben yapmadım. Yerden sokuyor. Ben çekil abi, ben çıkıyorum. Banyola elektrik çarpıyor. Aşağıda oyunlar üst üste biniyor. Bak. Sonra ağlayacaksın evde yalnız. Açın burayı, açın burayı. Hello, herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Şık 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 şık. Gene sokaklarda bağırmayayım. Şiki power onda şık şık. Nereye geldik biliyor musunuz arkadaşlar? Testosteron evine geldik. Burası bir gamer evi. Gerçekten gamer evi. Yani erkek arkadaşınız çok mu oyun oynuyor? Aslında bunu yaşamak istiyor biliyor musunuz? Şimdi birazdan göreceğiz. Drop var yayında. İstersen bendik. Yani salarsanız yok, buraya geliyor sonu. Sonu bu oluyor. Evin hali bu olur. Murat abinin gömleği çok iyi. Ceyda'nın pantolonu çok güzel. Kayıp değil demek. Hadi ya. Bir insan niye buraya numaralı zil koyar abi? Bir tek siz varsınız ama yine de bilin. Ne kadar yakışıklı oldun bugün sen. Allah Allah. Kendisini kaybetti çocuk yakışıklığından. Açacak mısınız kapıyı? Arkadaşlar buraya bunu koymuşsunuz ama çalışmıyor. Numaranız kaç kardeş? Geldik. Pardon. Bu ne lan? Hiç çalmıyor. Selamünaleyküm abi. Hayret, mikrofonunu takmışsın, çok sevindim. Bunun ne manası var abi burada? Onda eskiden yazı yazıyordu. Önce karaya basın, sonra bira basın, sonra çalışmıyor karaya. Çalışmıyor. Ay bizim elim oturduğum apartmanda da öyleydi bu arada. Kare, numara, kare. Yıldız, numara, yıldız gibi bir şeydi. Öyle bir şeydi yani. Öyle bir şey hatırlıyorum. Genelde bütün apartmanlar o artık ondan koydular. Bu çalışmayan zil var. Çalıştırıyorum ben onu. Anam gitti lan köpek. Aha gittin, köpek kaçtı. Ne diyorsun lan? Okay. Gel buraya oğlum. Gel. Bu ne ya? Bu ne ya? Diyorsun be. Tam bir fırça. Alsın tut Ceyda. Parmak izi mi? Parmak izi iyi. Lucky. Hadi girelim. Lucky. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay dur. Ev turumuz başlıyor. Lucky evi gezdirmeye gitti. Oğlum bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Çok tatlı. Paspas harbiden. Tipe bak. Allah al bunu böyle. Al bunu böyle muncur. Bunun var ya tüylerini kesseniz chat şu kadarcık bir şey kalır ha. İpince bir şey bu tüysüz. Teddy tek de yemez. Benim Teddy'm onu yer. Ya şu tipi çok güzel ama. Ha evi mi gezdiriyor? Vazgeçti bilelim. Lucky sayesinde bir tur yaptık. Şanslı bir tur oldu bizim için. Hızlı tur. Bir de normal insan gezdirişi yapayım mı size? Evet abi, biz evi gezdik abi, çünkü evet. Bu ev gerçekten çok renkli, şekilli bir ev. Nereden başlıyoruz abi? Ayrı ayrı odalar var burada. Ayrı ayrı adamlar oyun oynayıp 10 yıldır beraber yaşıyor. Öyle ne düşünün. Güzel. Değişik bir ev. Burası benim odam. Ben zaten belli. Halıya Annos yazmış. Vallahi mimar yaptım. Her yere Annos yazmış abi. Vallahi billahi ben yapmadım. Oğuzhan. Anladık abi. Tamam Annos da abi. Tamam abi sen. Tamam. Benim her yere Fırat yazdığını düşünsene. Bir garip olmaz mı? Şöyle de fotoğrafını koysaydın bir tane. Tasarım böyle geldi. Benim bu yorumlardan utandığı için masasının üstündeki Annos yazısını kapattı adam. Vallahi kapattım. Bir giriyorsun Cantu girişte ya, duvara siyah. Ya şunlardan istiyorum şunlardan. Bunlar ne? K-Light mı bunlar? K-Light aynen. Galiba. Evet, bunlar evet. Çok güzel ışık veriyor ya. Surattaki şeyleri de yok ediyor. Böyle pötürleri galiba önündeki şeyden dolayı, softbox'tan dolayı onu da yok ediyor. Yaz şöyle bir fotoğrafını koydum. Ama yarı çıplak, üstü çıplak, altında deri pantolonla hoş geldiniz gibisi öyle bir duruyor. Yani. Anam yeme bana yeme. Bana gönderen mesela ne yazacak? Doğru, Annos yazmış. Bak tablo yaptı mesela. Şimdi aa bana... çok iyiymiş lan. Half-Life. Onu aslında kaybetme diye yazıyorlar her biri. Evet. Kim yaptı bunu ya? Çok güzel. Selim Çınar diyeyim sanatçı yaptı ya. Çok iyi. Sonra bunun NFT'sini çok sattı ama. Ben Annos yazdırmıyorum, onu açıkladım aslında ben buradaki. Anladım, ama tamam. Biz İnandık. Yayınlar yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz. Oyun videoları çekiyoruz. Evet. Biliyorsunuz. Bu bilgi yarışmamız siz de davetlisiniz oraya. Aa emin miyiz? Ne zaman çekilecek? Bir ay sonra çekeriz. Oğlum bir ay nedir? Bir ay çok uzun. Bir yani takvimimiz yok onlar. Çekilmeyince yarın. Hayır ben seninkili bir ay sonra yayınlayacağımı göre. Acaba çekildi o bakın o bu mu? O zaman onu öyle diyeyim. Bakın ya, o bu. Ya çekilmediyse. Çekilmediyse de çekilecek bakın onlar bunlar. Bu gene çekilecek. Burada kimle yarışacağınızı söyleyeyim mi? Çünkü 3 tane buton var. Bence evet. Söyleme. Niye ya? Sürpriz olsun. Chat akmıyor mu lan? Chat mi dondu bende?
Chat akmıyor, hayır. Şu an niye en son Hamdi yazdı. Niye akmıyor kimse? Chat. Alo. Alo. Ha, video izliyorlarmış. Göğe takılmışlar. Ne oldu, sardı mı? Tamam, çünkü kimsenin aklına gelecek bir isim değil. Dünyada kimsenin aklına gelecek bir isim değil burada, sizde üçüncü öyle olarak. Öyle mi? Evet. İlber Ortay. Herkes yorumlara yazıyor mu gerçekten? Bir dakika, ikisi bir değil o zaman. Bir, iki, artı bir var, üç. Aynen. Keşke İlber Ortaylı ile yarışsaydık. Sürekli bana kızsaydı cahil diye. Yani isterse... Bence kabul etmez. Bence de etmez. Bence etmesin abi yani. Yani bizle yarışmıyor. Ben vallahi yayıncıların evlerini merak ediyorum ha. Burada yayınlar yapılıyor. Hepsininkini gitsinler, çeksinler, izlerim ya yani. Bunun görüntüsü oraya veriliyor. Oradan internete, okay. Oradan Twitch'e. Ha, bu böyle yapmışsın. Evet, bu böyle rahatlamak için... Nasıl ya? Masan çok hoş abi. Çok... Onlar askeri süper. Masası güzelmiş. Evet, ne kadar çok kablo var evde. Ne kadar çok Wi-Fi var lan. Kanka bu nasıl tasarım? Bir şurada var modem, bir de şurada vardı modem. Yani bu, abi şey gibi bir şey yapmayacaksın. Oyun. Oynuyorsun ya Battlefield falan. Evet. Öyle mi? Süper. Ben onu anlamıyorum. İki tane bilgisayarları var ya. Bir yayın bilgisayarım, bir oyun bilgisayarım. O nasıl oluyor mesela? Şimdi o Elgato'nun şeyiyle var ya. Evet. Oradan oyun bilgisayarından yayın bilgisayarına aktarılıyor ve o ve Elgato'nun görüntüsü aktarılıyor sadece OBS'tan. Çok güzel anladım. Süper alıyorsun ondan. Battle oynamıyor da oynuyormuş gibi diyelim. Max oyun bilgim bu. Ya, bu da Anlos yazıyor, çok şaşırdım burada... ya. Hayret. Anlos niye yaptı sabre? Bir yayın yapıyor sadece, diğerinden görüntüyü alıyorsun. Öyle yapıyordum ama yayın PC'm PC'su yandı. Oha, iki tane PC mi vardı? Daha kaliteli. E tek bilgisayarda bir sürü yükü bindirmemiş oluyorsun bu şekilde. Aynen. Ya seni yerim ya! Bizim formamız, çok bizim tatlı. Bir kulübümüz var, Fireflux diye. Sen de bu kulübü tutuyorsun bu arada. Evet, sen de bu çünkü bizim ajansımızın kulübü bu. Evet, haberin olsun. Sen de FF'sin yani. O da kirli çamaşırlarım. Ha, tamam. Şimdi kirli çamaşırlar ortaya çıkacak. Çabuk aç. Havlu. Havlu, tamam çok güzel. İyi, don falan var. Dur şimdi. Ne oldu abi? Bu ne alaka? Daha dün çaldık. Finalde takımımız oynuyordu, Young takımımız. Selam Şay. Küçük kardeşlerimiz. Onlar kiraladıkça biz de bunu çalıyoruz. Total. Anlos. Değil mi? Tam o yani. Evde böyle sanki birini tutup... Anlos. Ben odaya yer girdiğimde... Oyun oynadığın bilgisayarın görüntüsünü yayına yaptığın evi de aktarıyorsun. Havası var bu evin yani, onu söyleyeyim. Oğlum çok enteresan lan o. Sorun çekici değil mi ya? Bana çok garip geliyor o nedense. Bayağı da ağır ve gerçekçiymiş. Kaç para bu? Ya ben de... Çok neydi lan bu torun çekicinin adı? Mijör müydü? Mjolnir. 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 Ben bunun dövmesini yaptırmak istiyorum ayak bileğime. Acaba. Ben yeni izlemeye başladım kanka Marvel. Ben hiç izlemedim. Nasıl? Bana açıkçası çok saçma geliyordu. Hala saçma da. Sonuçta zaten saçma olması lazım ama ben orada neden izlendiğini sonra anladım. Aslında yani hem bu kadar komik olacağını beklemiyordum. Böyle bir humor. Evet. Hiç bilmiyordum bunu. Çat. Evet, çok komik. Bir de şey, o hani sizin zaman çizelgesine göre izlettiriyor ya bana. Aa bak, sonra bu olmuş, sonra bu olmuş, sonra niye bu olmuş. Devam ediyor. Ya, o bayağı şey. Hoşuma gitti. Ya insan zihninin yaratabileceği en muazzam şeyleri aslında canlandırıyorlar. Başka evrenler, başka aynen, varlıklar yani. Yani. Ceyda ne deniyor? Çok güzelmiş ama tabii. Aa o ne ya? Ne bilet mi kesiyorsunuz içeri giren? Bu bir Half-Life diye 98'de çıkan böyle ilk oyunların atası olan bir şeyde korunma sağlayan şeyi dolduruyor. Cibuk mu? İkinci evimiz kıtlı olsun. Kelly, hoş geldin. Yavrum bunun üstündeki zırt var ya, bundan doluyor. Ya. Biliyorum ismini ya. Zırt oldukça da ölmüyor. Benim hayalimdi. Ankara'daki öğrencilerle bunu yaptık. Telefon şarjı aynı zamanda. Ne? Bu ses falan oyundaki ses. Görüntü de öyle. Evet. Welcome to Anlos. Allah'ım. Burada Anlos yazıyor oğlum. Ne alakası var? Half-Life Anlos'tu şimdi ya. Çocuk ne yaptın? Senin yüzünden benim ekonomi sancaklar. Hem şarjı Anlos yazıyor ya. Fırat mı yazsın? Hayır. Yani. Fırat mı yazsın? Bir de bu var Ceyda. Bu da bu adamın... Düşecek sandım üstüne. Adamın işi zaten üstüne düşüyor. Dur bakayım. Kafasından beynini yiyerek seni zombi yapan bir eski bir şey bu. Oha güzelmiş yalnız. Şapka bir yapışan. Bu saatten sonra parazitim. Bunlardan, ben bunu oynadığımda çocuktum yani. Küçüktük ya, bundan korkuyordum ben zıplarken. Bundan mı? Buraya koyacağım diye böyle garip bir sesi var bunun. Hiç oynamamış ama oyunu. Haberi yok asla. Bir dakika, bunları ben yeni gördüm kardeşim. Teşekkür ederim. Nasıl yeni gördün ya? Ben kahve bile içtim ya. Ya çaktırma işte ya. Yurt videosu yavrum. Bir 10 dakika önce geldik tabii ki merhabalaşmak için. Şöyle bir şey almış bizimkiler bugün siz geliyorsunuz diye. Bunlar havaya yazı yazılıyormuş. Abone ol yazalım. Nerede onun şeyi? O ne lan? Yüksek teknoloji var, beni geren bir ortam. Bir dakika oğlum, bu harika bir şey. Ben şimdi anladım. Ben anlamıyorum hala. Aşkım anlamıyorsun çünkü beyninde parazit var. Çok güzel espri yaptı lan.
Hiç de çaktırmıyor güzel esprisini. Güzel şaka yaptım. Yerinde yaptım, kullanabildim. Benim her yerimde adım mı yazıyor? Şurada bulaş yazıyor bir tane lan. Görmeden çizim. Benim adım bile değil. Biraz şey oluyor değil mi? Yani anlasın da anlas adlayayım. Ya ben bulamadım. Aşkım bir ben yapayım, ondan sonra sen yap. Burası men's cave ya. Sen burada zaten şu anda gemiye gelmiş kadın gibisin. Bu erkek mi? Dişi. Bu şokta mesela şu an. Ben bu kokuyu ilk defa duyuyorum diyor. Kadın kokusu ilk defa aldığı yok. Allah seni yesinler. Tamam. Şu iki ayağımı ayırayım mı öyle tamam. Çiz. Haydi. Sinem, bir daha geçelim. Hocam. Aa, çiziyorsun. Sessiz sinemanın bir tık değişiği. Ben çizeyim sen bil gibi. Gartik gibi. Çiziyorsun, aynen. Bilmeye çalışıyorlar. Oha, iyiymiş lan aslında. Eğlenceli bir şey. Böyle toplulukla falan arkadaş ortamında güzel olabilir. Güzel şeyler çıkabilir. Altı erkek yaşayınca işi de o kadar şey buluyorsun yani. Eğlence diyelim. Altı erkek abi, şaka gibi harbiden ya. Git onunla çek. Spider-Man'e bakıyor. Çok eğlenceli bir oyun bence ya. Güzelmiş. Bu? O benim anahtarım Ceyda. Bu, lan, ya diyorum ki bundan bizde de var. Sen motor kullanıyor musun diyecektim tamam. Ceyda'cığım onlar bizim benim. Bizim anahtar. Daha önce geldiniz ya. Ay bu yiyecek. Aha! Allah yakaladılar. Aa, bu çok güzel. Onu sana hediye edebilirim. Yemin et. Vallahi bir dakika, veriyorum şu an. Dur, bir dakika dur. Motosiklet kullanan benim. Ben ama şey ben yapayım. Artçıyım. İhtiyacım var başka. 8 erkek mi Yuhrot? Oğlum bunu kedilere ya. Falan takıyorlar biliyorsun değil mi? Evet, bunu kedilere takıyorlar. Bunu nereden bulmuşlar acaba? Ben bunu alıp Mia taksam var ya, efsane komik olur. Çıldırdım. Lan dekor. Anıdır. Çok güzel bu arada. Anlatsan buradan bakalım neler evet. Alacağız ileride. Bunu alalım, unutmayalım. Video bitince isteme geri ya, ben o şaka yaptım falan. Yavrum ne yapıyorsun? Ay yiyemedi bir türlü. Ama bu sen yersen kötü olur. Bir ateş atıyor bu. Gaz tüpü bağlıyorsun arkasına. Uzaktan kumandayla çalışıyor. Bir şeyleri KYK'da uzaktan yapıyorsun. KYK'da biz 6 kişi. Telefondan böyle. Siz KYK'da 6 kişi kalın. Sizde 8 kişi kalın Rod. Biz Work and Travel'da 12 kişi kalıyorduk. 12 kişi. Kızla erkekli. Kalıyorsun. Video yapmıştık biz. Sonra patladı bu. Ateşin olur. İçinden geçirmeye çalıştık onu. Olmadı. Çok güzel bir tanktı ama. Abi bence çok iyi yalnız düşünce. Bayağı. Videosunu izleyeyim eve gidince. Bak yiyecek yine. Bu da böyle bir. O şey, oyunda böyle bunu duvara yerleştiriyorsun. Lazer var içinde işte. Evet. Bu çizgiden bir şey geçerse eğer, onu patlatıyor. Yine anlıyorsun. O yüzden kulübüm sticker'ı falan. Ocean Stay'i dedim. Fire Flux. Ceyda, bu ne olur biliyor musun Ceyda? Biliyorum, el. Bakayım. Parmaklarını geçince oynuyor. Bu nerede vardı lan? Şeyde mi vardı? Avengers'ta mı vardı bu? Aynen. Thanos'un eli. Thanos. Evet. Cihat, 7. ayımız kutlu olsun ya Cihat, hoş geldin. Nerelerdesin? Gözükmüyorsun bayardın. Merhaba, ben neredeyim demiş. Dandy KSK, hoş geldin aramıza. Birlikte muhabbet edip video izliyoruz. Yeni gelen, görmediğim arkadaşlar da hoş gelmişler. Dandy hoş geldin, teşekkürler tekrardan. Gayet iyi değil mi? Çok güzelmiş. Ben orta parmak yapardım lan. Şey atınca beni şey yaptım. Ben orta parmak yapardım oğlum. Net orta parmak yapardım ben de bu arada. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hayır onu yapma. İyi de yapma dediydi adam sana. Yok. Tekrar aynısını yapman lazım gelmeleri. Bir daha çakman lazım. Nasıl yapacağım ki? Dur bakayım nasıl yaptım ben onu? Gelmesinler ya biraz. Sonra beraberiz arkadaşlar. Dur yapıyorum bir dakika. Oh, ne yapıyorsun Ceyda? Size nasıl şaka yaptık? Oğlum konuşuyor. Benim sesim gelmiyor mu yayına? Allah Allah. Geliyor. E niye mikrofonu ağzıma sokayım ki? Mikrofon dibimde kanka. Bence onu ekran üstüne tut. O geçen Çiğdem'de mi görmüştük? Bir yayıncıda görmüştük. Evet. O da öyle daha iyiydi. Böyle mi? Böyle daha mı iyi geliyor? En azından sağ sola döndüğünde kesilmez yani. Ah Yağmur, aman Mike konuşma, git içeri odadan konuş diyor ya. Evine hoş geldin, selam. Düşük bütçeli Marvel. Ha normalde vardığım için doğru. Sesim az geldiğinde siz şaşırıyorsunuz. Ben çünkü bağırmadan konuşuyorum şu an. Ben daha yeni izledim dedim ya. En son Endgame'i izledim öyle düşün. Ya ben de takmak istiyorum. Eldiveni. Aha.
vallahi getirdi. Yedi. Aha aldılar yine. Kaptan Amerika şişirilmiş bir balon. Hepsi yeteri kadar güçlü. Evet. Hepsine vurduğun zaman duvara çarpıp bir şey olmuyor. Kaptan Amerika'nın olayı ne de yok torun çekicini alabiliyor affedersin. Yüreği? Delikanlı bir adam. Esnafa borcu yok. Tamam iyi niyetli ve olabilir de süper özellik değil yani bu. İyi niyetli olabilmek de gerekiyor ama onu tutabilmek için benim bildiğim kalbinin biraz saf. Biraz üstündeki trend yoldan Çağrı'nın hazırlayacağı linke koydurtacağım Çağrı'ya. Değil mi? Kaptan selam. Amerika'nın sanki. Alakam yok da. Yani o da güzel. Evet. Yerleri çok daha iyi tabii. Aha. Bu ne yapıyor abi? Bir şey peşinde. Sen mantıklı olsun ne ki? YouTube'a girmiş. Abi. YouTube'a girmiş. Ya tipe bak ya. Tamam iyi. Ya bravo tipe abi bak ya. Bir de giriyor pis pis. Yavrum soteye çekeceksin bunları. Çocuğa eğitmemişler. Aha. Yine aldı. Yoksa yok tabii ki. Benim Teddy var ya asla yemez biliyor musunuz? Asla böyle bir huy yok. Ablamın köpeği de öyle mesela. Ablamın arkadaşının köpeği. O da direkt gidiyor böyle tavuk falan olsun direkt alıyor. Direkt alıyor yani gördüğü yerde. Teddy asla almaz oturup böyle bekliyor gözünün içine bakıyor sen ver diye. Olsun ne yapıyorsunuz bunda? Ne yapılıyor? Bunu yakıyorsun istediğin zaman müzikle beraber. Müzikle mi? Duvara falan yansıtıyormuş değil mi? Almost. Her evdeyim ulan her evdeyim. Projeksiyonla bir tane almost çıkıyor sadece bana evin bir yerde. Allah. Bak hala getirdi içeri. Aha yedi. Bu sefer yedi valla. Prenses. Aa ben de deneyebilir miyim bunu? Prens. O bir prens. Hadi hadi inşallah. Videoyu görüp bunu edit yapmazsa ben de bir bok bilmiyorum. Ben bir kere, herkes bir kere. Ya ne yaptın? Ne yaptın ama kulağımı üfledi ya. Yavrum, çatışmada neler oluyor? Bir kere de herkes. Sinirlendi Emolan. Çatmasın. Dost Camel bak... Hamdi'ye abone kedi etmiş. Dost Camel çok teşekkür ederim. Neyse, çok sağ ol Hamdi'cim aramıza hoş geldin. Burası ne? Bak bak önden oo, gidiyor temiz. Eşek sıpası. Temiz de bura bu kadar büyük bir eve küçük değil mi mutfak? İki tane mutfağımız var. Üst o ne ya o pencereler? Niye sunum sanki yemekleri orada yiyormuş. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum ye yiyeceksin. Allah Allah delirtti beni hayvan. Pek yemek yapmıyorum. Yazık buna yemek ama vermiyorlar mı? Ha. Ben de. Miray sen bilirsin. Sen modu değil misin? Biz alırız. Sular. Nasıl yani? Yalnız bunu derecesini arttırın. Sıcak bunlar. Sıcak. Biraz soğutun dolabını. Tamam. Azarladım. Soğutun dolabını. Üst kata mı çıkıyoruz? Ev çok oğlum buzdolabının içerisinde biri vardı. Mağara. Evet. Mağara. Adam yukarıda her yere anons yazmış. Lüks lüks yaşıyor. Ya. Sana burada kabloların içerisinde evet biri yer mi? Böyle 8-10 tane fiber abi var. Sen nereden geldin? Ama her şey bir şey vermiyorlardı herhalde. Kabloyla bağlı. Sen gördün mü şeyi Lucky'ye bir ay? Misafirimiz gittiğinde bizim bu her zaman kalıyor. Hız kaç? 10.000'e 10.000 galiba. Aa Alpin odası. Ha, 10.000 mi? Evet. 10.000'e 10.000 mi? 10.000'e 10.000 mi? Abla işte. Yaman duydun mu? Duydum ama duymamazlıktan geldim hani. 10.000'e 10.000 mi? Lost Camel, Helisastia'ya da abonelik hediye etmiş. Onun dışında Can'la da abonelik hediye etmiş. Lost Camel çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kesinlikle merak ettim. Can tabi eski modumuz modunu bırakıp gittiği için artık abone de olmaz kanala. Tabii ya. Yani herhalde videoyu tükürükle indiriyor, tükürükle yüklüyor. Yani onu anladım yani. 10.000'den. 10.000 ne ya? Ben mesela bizim videolar 10 GB 2 saat falan sürüyor yani. Yani özel hat çek net çekmişlerdir yani. Net çekmişler. 10.000'e 10.000. 10.000'e 10.000 yapılabiliyor mu peki? Yani 10.000 verse bile biz bunu Türkiye'de kullanabiliyor muyuz 10.000'e 10.000? Evet. 10.000 bak kullanabiliyorsa hatta Batu'ya da teklif etmişler. 3'e 3 teklif etmişlerdi. O da hangi yok Batu'ya? Dedi, yok. Video oyuna mı? Evet. 10.000'de çekilebiliyor. Vay anasını lan. Of katman ağası mı? Vay anasını be. Yanmış ben ilk katışım modlarını çok sevdim şu an muhabbet edenleri. Ha Yaman'ı mı? Ha tam. İnanmıyorum. Yaman böyle şeylere çok takılıyor biliyor musunuz? Ben bir kere Yaman dedim ki ben seni sevmiyor zaten Yaman dedim. Sonra aradan 2 gün falan geçti. Yaman bana WhatsApp'tan yazıyor. Abla gerçekten Mert abi beni sevmiyor mu diye. Ben de dedim ki Mert senin ismini bile bilmiyorum. Bak hala zorbalıyor bak.
Ya adam geldi, sohbet muhabbet ettik o ve kadar. Benim, ayıp ve Yaman'ı ve Ever'ı çalmaya çalışıyorlar benden. Los Gable, Yunkara'ya da barilik hediye etmiş. Los Gable çok teşekkür ederim. Çok güzel, kesin bereket. Aleyküm selam Gülcem. Alt TV yazıyor her yerde abi. Ha, şirket olarak yazıyor. Orada logosu var abi, sen bilirsin yine. Alt TV gerçekten logosu var. Mesela burada biraz daha spor... İhbin direncem miydi? Bir kimlik görüyor Ceyda. Şapkalar var. Aleyküm selam Alıyorum abi, misafirsin. Yok, tabii yok. Bak burada spor çantaları falan var Ceyda. Ha, spor yapılıyor. Orada var yani. Box şeyi vardı sanki Alp'in arkasında. Birinci evi, bekar evi ve öğrenci evinin karışımı. Kaç saat spor yapıyorsun? Los Cable Gülcan'a da böyle etmiş. Gülcan'cım hoş geldin. Los Cable çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, kesine bereket. Yani yapıyordum. Ne zaman? Profesyonel olarak yapıyordum. Ha. Göster vuruşlarını bir görsün bak. Nasıl benim vuruşlarım iyi zaten. Sen vur. Ama elimde şey yok. Evet, acır nasıl? Yani. Acır. Çok sertmiş. Güzelmiş. Çekilin tamam. Geliyor. Geliyor. O yapmayacağım demişti. Kafasına ekmek kıralım yeminle of. Bak. Tekmemin güzelliği. Çok iyi. Bak. Gelirken bir tane daha. Evet Alp box bak. Koyup şu an yaptı. Arkada yani. Duruyor değil mi sadece? Bak. Bir tane daha yapacağım. Bir dakika dur çekilin çekilin. Abla sana da lazım ya. Bir, böyle Valorant sonrası. Şurada var bir de galiba. Ben de benim baktığım şey de masalarının dizaynı acı. Ben de ona takılıyorum mesela. Bundan bana da lazım bu arada harbiden. Aynen. Valorant bundan sonrası her oyun. Los Cable Gülcan'a evin tosunu ve Zeynep'e abonelik hediye etmiş. Los Cable çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kaç tane abonelik hediye ettin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 abonelik hediye etmişsin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesin bereket. Hediye abonelikler giden arkadaşlar da hoş geldiniz arkadaşlar aramıza. Umarım kalıcı olursunuz. Yumoşum efendim kardelenciğim. Oğlum şuraya bak. Yaman. Alsana mı lan trenajı onu? Ayaklı. Ayaklı şey. Abla sen orada. Onu devirirsin ya da o seni devirir. Yani. Ne olacak? Nasıl kalkacağım böyle sana sinirlendi. Burada iki tane böyle vuracağım tak diye. Sonra tekrar oturacağım ya da şey. Yukarıdan böyle şeyli var ya şöyle çalışılan. Şöyle. Evet. O şey. Rakinin çalıştığı. Ha. Böyle kol çalışıyorsun onda. O. Ama ayaklısı. Ben babam hayatta tavana bir şey astırmaz. Yeni badana oldu ya şimdi. Ben aslında hayalim neydi benim biliyor musunuz? Ben bu eve ilk taşındığımız zamanlar net ben boks falan yaptım bu arada önce ve ben boks yapmak çok istiyordum ama annem izin vermiyordu. Korkuyordu bir şey gelir başıma diye. Spor yaparken de boks dersi falan almıştım. Ben az çok biliyorum böyle boksu. Kickboksu. O yüzden bir tane odama kum torbası almak çok istedim. Çok araştırdık ama sonra bir şey oldu almadık abi. Şu an zaten alsak efsane pahalanmıştır büyük ihtimal. O yüzden diyorum hep dedik ki babama şey alalım. Ayaklı boks kum torbası. Boks kum torbası, kum torbası. Ama sonra gittik eldivenlere falan baktık. Çok pahalıydı almaktan vazgeçtik. Şu an alsak herhalde bayağı pahalanmıştır. Ayaklı olan böyle 120 santimlik 130 lira. Trendyol'da. Şu an mı? Şu an mı? Evet şu an. Hee. 130 lira iyiymiş aslında lan 130 lira alırım ben onu. Ama düşer mi acaba benim bir tane yumruğumla? Yani arkada biri durması şart mesela. Her türlü arkada birinin durması şart. Ya da böyle Alpinki gibi asmalı olacak kum torbası. Of var ya benim evimde kum torbası olsa sürekli gider ona vururum herhalde ya bilmiyorum. Vururum yani. Acaba insanlar böyle elde edemeyeceği şeyleri çok yaparım diye düşünüp sonra elde ettikten sonra onlar için artık elde edilir bir şey olduğu için ve elde ettikleri için vaz mı geçiyorlar? Genelde evet. Bu hayatımızda da oluyor ya. İnsan bir insanı yani. arzuluyor sonra elde ediyor ve elde ettikten sonra bir süre sonra sıkılmaya başlıyor. Mesela ya da havuz, üst versiyonunu istiyorsun. Ha, ya da değişiklik istiyorsun hayatında. O yüzden de aldatıyorlar insanları bence. Mesela bizim burada şimdi havuz var. Pardon sözünü kestim. Bizim burada havuz var. Burada havuz olmasaydı ben babama bin kez derdim ki baba ne olur tatile gidelim. Tatile gitmedik. Havuza girelim, denize girelim derdim. Şimdi mesela denize girmiyorum, denize girmek istiyorum. Ama deniz olsa mesela denize girmeyeceğim. Önümde deniz olsa şurada. Denize girmek istemeyeceğim. Şu an havuz var mesela havuza girmek istemiyorum. Çünkü orada biliyorum ya. Gitmek istesem gidebileceğim bir yerde olduğu için bana çekici gelmiyor. Sen ne diyecektin? Yani sadece ilişkiler üzerinde değil. Mesela diyelim ki bir mouse aldık. Abi bunun daha iyisi çıktı hemen almalıyım. Hani elde edilebilir olduğu için. Sadece ilişkiler üzerinde kurduk. Telefonlar için de öyle.
Telefon bende yok ya. Bende yok. Telefon o kadar önemsemiyorum genel hayatımda. Sürekli her şey değişiyor. Bir tık o değil ama ya benim demek istediğim. Bir tık öyle bir şey değil benim. Benim demek tam böyle havuz detayını verdim o tam oydu yani benim demek. Evet kesinlikle o. Tam mesela ben şu yani. An ayakkabı bakıyorum deli gibi yeni bir tane daha alacağım diye. Mesela şey de var. Şimdi ben şu an bahçem var benim. Bahçeli bir evde oturuyorum ben. Herkes biliyor zaten. Öncesinde biz apartmanda yaşarken sürekli Bergalat Ormanı'na gidip piknik yapardık. Şu an mesela bahçeli ev var ve yılda bir kere falan mangal yapıyoruzdur. Çünkü neden biliyor musun? Bahçe var ya orada. Hazırda biliyor ya herkes. Yapılabilse yapılabilir ya. O yüzden artık bir şey kalmadı bizim için. Yani yapsam yaparım abi. Benim için bir atraksiyon değil. Benim için bir değişiklik değil. Zaten hep böyle. O yüzden bana hep normal geliyor. Elin altıncı olunca değeri gidiyor. Aynen öyle. Öpüyorum yanmış. Görüşürüz sonra. Görüşürüz Miray'cim. Kendine bak mıcı mıcı. O biraz şey. Psikolojik stres hedefi gibi. Elde edene kadar uğraş verirsin. Çünkü psikolojinde yer etmiştir. Elde edince görev tamamlandı kafasına girip yine iddialara düşüyorsun. Evet olabilir. Bu doğru olabilir. Ama böyle ya. Genelde hep böyle oluyor hayatta. Sen ne diyecektin Yaman? Demiştim diyeceğim yani. Hepimiz doyumsuz değil miyiz zaten? Bazı şeylerde doyumsuz değiliz abi ya. Bilmiyorum yani. İnsan bir şekilde kendini durdurabiliyor yani. Durdurabilmeli. Ama genel anlamda durdurabilmeli işte. Durdurabiliyorsan zaten okeysin. Ama genel olarak insan olarak biz doyumsuzuz bence. Yani her zaman daha fazlasını istiyoruz. Bir şeyde yetinmeyi bilmiyoruz bence. Bu bende de var bu arada. Genel anlamda söylüyorum bunu. Bende de vardır. Ben fark etmiyorumdur mesela. Genelde böyle yani. Dediğin gibi mesela bu mouse'u alıyorum abi. Bu mouse'un iyisi çıkınca onu da istiyorum. Gibi. Her zaman daha üstü. Ama bence bak her şey olur. Böyle şey bunlar da olabilir. Bence her şeyi zamanında yaşamak daha önemli. Ben bir tane şeyde Yasak Elma'da çalışırken biz çok böyle zengin evlerine çok fazla gidiyorduk. Çok fazla villalarda takılıyorduk. Abi kız 16 yaşında. Gezmediği ülke kalmamış. Giymediği marka yok. Kız her şey, kızın Arda Güler fotoğrafını çekmiş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Arda Güler fotoğrafını çekmiş kızın. Bebeklik fotoğrafları falan var böyle siyah beyaz fotoğraflar. Kıza her doğum gününde tablo yapılıyor özel. Odası full böyle marka şeylerle dolu. Efsane güzel bir odası falan vardı. Ve bakışsız şey diyordu. Kız diyor her şeyi yaşadı diyordu. Her yere gitti. Her şeyi gördü. Görecek artık bir şey kalmadı. Düşünsene. Küçücüksün daha. Yanlış mı söyledim? Muhtemelen yanlış söyledim. Ne dedim? Arda Güler dedi o futbolcu Fenerbahçe'de oynayan. Ha Ara Güler. Yanlış söyledim. Ara Güler var ya fotoğrafçı, siyah beyaz fotoğraflar çeken. Ondan bahsediyorum. Ben şahsen bebeklik o kızın fotoğrafı yerinde yaşamak istemezdim. Direkt yaşamak istemezdim. Yani babam zengin olsun istediği kadar her yeri gezeyim. Sıkılırım yani ben 40 yaşıma geldiğimde ne yapacağım hayatımda? İşte ben onu söylemek yani. İstemem anladın mı? Her şeyin bence bir zamanı var. Yaşanması gereken anlar var. Kızın şu an mesela yaşayacak bir şey kalmadı ya. Kız her şeye sahip abi. Her şey, Ulus'ta çok güzel bir villada oturuyor. Mükemmel bir sitesi var. Tatile istediği yere gidebiliyor. Yurt dışında her yeri görmüş. Her yerde yani. Ama hemen edite koyun ya bir şey aldınız. Alt tarafı ismini ara yerine Arda demişim. Yok yanlış şey attım dur. Fuck. Neyse devam. Bir dakika dur çekilin. Abi çok üzüldüm. Açın burayı. Hazır Bırak olun. En son hastaneye gittik bu hareketinden sonra. Fırat Albayram'ı eve götürüyoruz. Bence yapma. Yapacağım bu videoya değer. Oğlum şurada bir şey gördüm. Bence yapma. Yapacağım bu videoya. Onlarını satayım bu ne? Korktum lan. İnsan gibi burada niye cam var bir de böyle? Onu da anlamadım. Muhtemelen stüdyo. Stüdyo niye stüdyo var ki? Diş bindirin direncan için. Direncan odası değil ki bu Alp'in odası. Tamam mı? Diğer tarafta mesela kayıt alıyor diyelim tamam mı? İş bindirencan. Alp'in odasında da kayıda bakıyorlar hani ses karışmasın diye. Bence burası başka bir şey. Yağmur sen niye stanik yapmıyorsun artık? Bir dönem ben de yaptım. O zamanın parasıyla günde 400-500 lira alıyordum. Benim zamanımda 600 liraydı.
Günde değildi bu arada. 600 lira. Bıraktım. Niye böyle kilitlendim lan? Bir şey herhalde düşünüyorum aynı zamanda. Herhalde anılarına gittin hani. Olur, o zamanki. Hoş geldin. Aleykümselam. Benimki daha yakın dönem tabii canım. Yani en son yasak elmada çalıştım işte, öyle düşün. Kanka yorucu ya. Selamünaleyküm kardeşim. Hayır, haftalık alıyorsun dizi setlerinde, haftalık paran. Kardeşim. Ya yapma. Şu çocuğun adına. Orası savunmaydı, tamam, orada kullanmadıkları yapmayayım. İçin kapattılar. He. Bunun burada olmasının manası ne? Olmasa da olurmuş gibi. Ne olması abi? Bu içeri. Havalandırma aslında o. Ölsün mü çocuk aşağıda? Tabii. Nereden oksijen gelecek? Çok oksijen geliyor gerçekten buradan ya, böyle bir şey. Başım döndü gerçekten. Başınız döner ha, bu kadar oksijen almayın. Bu arada farkındaysan üst katın birebir aynısı burası. Evet, çok güzel. Bu arada maskeler harika. Nasıl oynuyorsun lan abi? Odalarını kendileri mi acaba şey büyük tasarım var yapıyorlar? Evet yavrum, onun çenesi. Oğuzhan diye biri dizayn etmiş. Danlos'un ev odasını diyebiliyorum. O kendisi de söyledi az önce. Ama birçoğu sanırsam eşyaları kendileri alıyor. Ama design ana bir tasarımcı var yani odaların tamamında. Ha, yapan biri var yani. Aynen. Çok tatlı köpek gerçekten. O da bir şey soracağım. Sıkıntı oldu. Aa. Aa. Ben yapacağım. Aa. Çok güzel lan. O ne lan? Kırıldı mı çenesi? Aa, maskeden ses çıkıyor lan. Evet. Lucky yeni almıştık ondan. Ama onu zaten parçalar ki ona sert bir şey vereceksiniz. O öyle olmaz. Ne yapmış onu? Bütün hıncını çıkar. Tenis topu, tenis topuyla aa, çok güzel oynuyor yalnız köpekler. Bakıyor köpek. Ya yazık. Ya yazık. Allah. Göremiyorum ki. Allah. Isırır mısın şimdi? Korkma, korkma. Korkma. Oyun moduna giriyor. Allah. Allah. Aman boş verelim, hemen yatın. Şurada aa, madalyalarım var ya. Ne madalyası bunlar? Ne olacak ya? Satranç. Satranç. Satranç ne da mı? Ne olacak ya diyor. Salladım ya. Maskeleri çok güzel ya arkadaki. Ay, Allah. Al bakalım şimdi bunları sana. Bir kez daha takdim etmek. Şimdi üst kata çıkalım. Ne var üst kata? Nereye gidiyoruz? Şeyler bekliyorsunuz bayağı. Ya Allah'ım yarabbim. Ooo ayakkabılar falan. Ne alaka burada ayakkabılar? Niye? Kerem'in ayakkabı koleksiyonu var. Seviyor Jordan'ları. Kaç tane numara? Abi 47.5 ya. Benim de 47.5 mesela. Seç al abi. Beğendiğim bir tane var. Oha yaman, düşünsene eve misafirliğe gidiyorsun, birinin Jordan koleksiyonu var ve sana diyor ki seç, beğen al abi. Hangisini alırsın? Buradakilerden mi? Gerçekten. Yani evet. Sağ üstteki siyah kırmızı. Bunu mu alırsın? Evet, zaten kendimin bir tane ID'm var, onu yaptığımda genellikle hep bunu yapıyorum. O ne demek bu ya? Bu renkleri de. Hani Nike'ta ID şeyi oluyor ya, kendin tasarlıyorsun renkleri. Ha. İyi de... İşte... Hep çok... bu renklere gidiyorum yani. Kanka elim çok hep... klasiğe, çok şeye gittin ya. Ben de ilk bunu eledim bu arada. Turuncuyu almayacağım yani. Bunu almayacağım. Bu turuncuyu almam çünkü zaten hali hazırda pembe bir tane var o evimde. Aa, yani, bence ben olmayan bak... şeyi alırım yani. Ben de bunun benzeri var abi. Ben ama ortadaki, şimdi... ortadaki ya da şu bak, şu ikisinden biri güzele benziyor. Tam göremiyorum ama. Evet, şu ikisinden beri. Orta taraf, ortadaki güzel. Orta taraf, evet bunu ben de beğendim bu arada. Mesela koleksiyonda Travis Scott varsa direkt onu alırım yani. ID muhabbetleri her ayakkabıda oluyor mu diye sormuşlar sana. Bazı ayakkabılarda oluyor. Şu an Kyrie'de var mesela. Kyrie 5. Turuncunun sağı. Sarıyı alırdım. Orta taraf, ortadaki güzel, ortadaki güzel. Evet, herkes ortadakini beğenmiş. Herkes ortadakini beğenmiş, aynen. Pardon, orta, sağ. Şu. Beyazlı olan ama beyazlı da şu bence benim giyeceğim. Ha, şurası benim renk Ceyda. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. Aa, Travis lan o. Travis Scott'mış bu. Özel koleksiyon. Belli hiç fark etmez. Ceyda ne diyorsun? Ne demek? Ha yok, bunlar kötüymüş. Bunlar bir tık basketbol ayakkabısı galiba. Evet evet. Gerçi Jordan'lar da öyle ama. Bunlar ama tam Jordan'lar basketbol. Şu ankiler galiba giymelik. Şey. Evet evet, bunlar bir tık şey. Yani Travis Scott koleksiyonuyla da basketbol bak, oynama. Bu ayakkabı çok güzelmiş bu arada. Hı-hı. Bu güzelmiş harbiden. Ben bunları çok beğendim. Ben onu Lucky'yi gezdirdiğim zaman Lucky ile kombin yapıyorum. Ooo, manzaralı falan. Tabi havuz manzaralı odam. Bakayım. Burası sinyalim.
Efendim? Ne? Dur. Yayıncı tamam, neyse. Peşinde şu an çok fena. İşin gerçeği şu. Ne Tuğkan'a gittiğimde o şeyleri aldım ne Ferit'ten biliyor musunuz? Hepsini. Ben kapadım sizi. Bıraktım evet hepsini bırak. Yok abi bunu gerçekten almıyorum yani. Alabilirsin. Aa, ne dedim ne dedim ağzım okudu ne dedim? Ne dedim? Hiçbir şey demedin abla. Hayır ağzım okumuşlar da. Bahane söyleme. parayla satarım ne dediğini. Kaç abone satıyorsun ne dedim? Ay rezil olurum. Bir 50 abone. Direncan çağırdan daha kilolu. Oha öyle bir şey deme. Yok lan. Aldım diye. Millet de diyor ki abi almadım. Almadım oğlum. Abi al ya hiç sorun yok. Bunu alacağım tabii ki de. Bunu almak için anlattı bu kadar hikaye gerçekten. Ya seni yesinler. Bak, ama maması yok. Daha mantıklı ol. Maması yok. Niye? Yatak başında televizyonum da var. Ha kül almasın diye mi şey yapıyorlar acaba? Mantıksız olmuş gibi geldi ama mantıklı yok, da olmuş gibi geldi. Onu sabitlemedim sadece ya. Aşkım sana göre ayakkabı var mı? Sen niye hayatını bana göre ayakkabı yok diye geçiriyorsun? Abi ya? Sen bana sadece ayakkabı modelini at gerisini bırak. Her tüm ayakkabıları bulurum. Ben de atabilir miyim? Oy. Tabii. Yok mu? Nasıl o arkadaşı benim bulmam lazım acil. Bu kim chat? Yaman'a da bunu sormuştum. Bu kim demiş? Hayır biliyormuş hepsi. Koordinatör. O yüzden tanımıyorum demek ki lan. Aynen. Ayakkabıcı her şeyi ayarlıyor. Kerem. Okey. Yaman'a da bunu sormuştum bu arada. Biz sesi kapatıp şimdi beni aynen. Rezil edersiniz nasıl tanımazsın falan dersiniz diye. Kendime bir şey alaydım ya. Galiba Lucky'ye de o bakıyor. Daha çok o ilgileniyor gibi. Maması da burada. Olmadı. Büyük geldi. Ya bunun ayağı 46 çünkü. İnat ediyor 48 ayağım var ya. Ben insan kendi ayağını bilmez mi ya? Abi getirir misin şu ayağını karşımda? Büyük onun ayağı işte. Aha ya. Nasıl, bu zaten bir numara büyük? İşte. 47,5, 46,5. Ya bunun ne? Bırakın bu ayakları. Bunlar nasıl ayak? Gerçekten gülünmüyormuş şimdi fark ettim. Neyse anladı en azından. Abi bak hemen size mini bir oyun. Oh. Hatta bu ona direnci alındı bu arada. Emre sen hayırdır ya? Nereden biliyorsun? Bayağı biliyor. Bu kadar şeyin. Oha çok güzel. FF'in tüm işlerini. Kazanan başlasın. Öyle bir şey olur mu ya? Ne saçma bir şey. Hazır mıyız? Ya çekil Lucky. Biraz daha ileri mi yaptın? 3 evet, metre galiba. Boyununu atamadın ya. Yavrum bir sen ben atayım sonra seni atacaksın. Ay! Aga be. Lucky aldı. Nerede? Nereye gitti lan? Gene ezildin. Ya. Bunun yüzünden abi benim dikkatimi dağıtıyor. Onlar şey alıştı ya iki tane köpekleri onlar çok sakin bu çok hareketli. Senin yüzünden orada dur ne? Gelme. Hani Fırat abinin iki tane köpeği var ya pit bug'ı. Aha. Pug'ı pardon. Onlar çok sakin. Bu köpek çok hareketli. Pug'lar öyle oluyor ya genelde. Fırat'taki oyun hırsı var ya kimse de bak. Hayır köpek yüzü. Bak mı? Şimdi bak diyor. %150 tekrar da çekildi. Ay onu mahvedecek şimdi. Bu çok komik bir şey ya biliyor musun bunu? Bu böyle ters çevirince şey oluyor. Mutlu oluyor. Bir de bunun şey versiyonu var abi. Sinirli. Ters çevirince daha da sinirli oluyor. Direni odasına hadi evet. Bakalım. Olaylı bir odaya. Olaylı mı? Patlattı mı topu? Aa Berk. Patlattı. Berk Liptepe niye yok lan harbiden? Ama o galiba kendi ayrı evinde kalıyor. Selamlar. Hoş geldin. Bir ya yine bu topu da. Niye? Ha? Topu da bitirmiş. Çekiş var ya mutfakta çekişme oldu lan. Sen bu kadar kilolusun seni niye en üst kata çıkarıyor bunlar? Abi sorma. Zayıflasın diye sorma. Belki. Kilolanım. Abi sorma diye. Tabii abi bende de var göbek. Şöyle göstereyim yani. Bu ne? Nasıl yaptın bunu? Dart oynarsınız diye öyle bir şey hazırladım. Çabuk beni bir dartla çek. Ceyda'yı koymuş şaka gibi. Gerçekten başına buyruk bu köpek ya.
Siz de sağa sola yapıştırmak isterseniz bir sürü sticker var. Sticker cepledi ya. Ben bu işi profesyonel yaptım. O gerçek. Ama ne bu dart doğru, ne bu oklar doğru. Ne bunlar bu Ceyda doğru. Gitmez yani bunlar adam gibi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ceyda'yı vurmamak için atarım. Yalnız benim gözüm uzağa görmüyor. O bir sıkıntı neyse. Bu sizin için. Canım. Bize de var dart. 18. 4. Güzel. 18 ya. 18 mi? 4. 18. 18. İyi deneme abi, iyi deneme. Sizin için demiştim, bu da sizin için. Çok güzel. Şimdi ben de. Yapmam gereken tek şey 3'ünü sabitlemek. 18'i geçmek. Yok artık. Dur. Kendinden çok emin atıyorsun ama 19-20 atması lazım. Abi, aa sert ya. Atacaksın. Sert sert. Oğlum bunlar berbat ya. Berbat. Oğlum bunlar çocuk dartı ya. Bizim dartlarımız ağırdır not böyle. Not etti ya. Abi öyle bir atış var mı? Nasıl, ne yapıyorsun abi? Gevura saplar gibi böyle bir şey var mı ya? Nasıl isterse öyle atar abi. Ya, öyle atılmaz bu iş. Böyle atarsak ben ya bir kere de bunun kabul etmez şeyin ilgiyi ya. Böyle atarsın ama saplanması lazım. Sen böyle atıyorsun. Öyle. Oha bu arada 30 yaptım. Neyse. Şimdi oraları attırıp burayı koyduracak sadece. Pır dedektör abi. Bilmiyorum. Hırsız pır dedektör. Biri banyoya giriyor mu diye sinyal veriyor. Kolay gelsin abi. Abi teşekkür. Bu ne ya? Aynen biz yerler ıslakmış. Kaç kaç maç? Abi 2-0'a geriye düştük yine. Nasıl ya? Bizi bir çeksen mi acaba şöyle? Ne bileyim. Bas tuşa bu. Mantıklı mı mantıksız mı bilemedim. Abi. Çocuk gitti. Alo. Ne yaptın çocuğu? Bu kim? Moderatörleri. Oğlum bu ne ya? Çocuk köyde. Çocuk. Artık hayatının top seviyesinde artık. Hayatının en top seviyesinde harbiden. İki tane de mum falan koy şeymiş. Sağ sonra FIFA oynuyor ya. Bir kızı eksik say. Kız arkadaş eksik. O da aynen. Orada olsa kız tamam. Kız arkadaş şey köpüklüyor belli düşünsene. Çarpılmadın inşallah. O değil, o değil, o şampuan. Tamam tamam, etrafı yayacak. Dur. Basalım. Aleyküm selam ağzına. Abi yandı. Keyfin bol olsun. Kanka güzelmiş ama sızıntı var galiba. Yerden su. Aa! Ben çekil. O nasıl oldu lan? Bozmuş. Ya ben çıkıyorum. Çarpılacak. Oğlum bayağı akıyorsun. Ay! Çok takılırım ben böyle şeylere ya. Bunu nasıl yaptırmamışlar? Mesela FIFA oynarken falan elini sağa sola vurmuştur o ya kesin. Oğlum o kol, bu kol nasıl ıslak böyle oluyor yani? Anlamadım ki ben hiçbir şey. Biren müzisyen normalde. İstiyorsanız size Ezel'e falan bir anda çevirebiliriz. Evet. Arkadaşlar var mı istek parçası? Müzisyen. Zaten rap parçaları var. Hatta klibi de var bu arada. Benim ayaklarım ıslandı şey, ya. Şey, benim de ıslandı. Bir şey olmaz. Talihsiz oldu. Ayakkabı git. Sen getirirken ıslatırsın. Bu kadar erkek bir arada yaşarsa böyle oluyor işte. Bunu anlatmak için ben bu çekiyorum. Selim hoş geldin. Bu tam şey fotosu ya. Yeni proje yakında. Ne istiyorsunuz? O kaydeder misin lütfen bunu? Bu bayağı iyi mikrofonmuş. Bu çok albüm güzel. Çıkar mı? Burası onun evi. Onun adı Amos. Herkese çok iyi. Efsane bir dost. Belki de bilmiyorsunuz gerçek adını. Cantu onun adı çünkü. O bir buralı. Banyola elektrik. Ya OBS açık. Nereden alıyor kaydı? Orada ses alıyor. Kaydının da alıyor. Aynen. Çarpıyor. Aşağıda oyunlar üst üste biniyor. Köpek her şeyi yiyor. Burası nasıl bir ev? Amos. Amos. Arkadaşlarımın beni gaza getirmesi çok... Demek ki biz seninle oturup çalışsak... Bok gibi bir parça çıkartıp... Gaza gel. Bir yazar parçası isteyeceğim size. Tamam. Look at this Murda boy. Ceyda Ezel balı. Şadi bana bir baksan. Ben de yazsam sana bir lausan. Tutum var. Götür beni aya. Shawty asti kalsam beri diamonds up the chest like. You got the best like. You have the baddest lil in the green. Best like. Pull in the cis like. G in the best like.
Taştan Lil Mami dedi Max var. Pull up your araba Alman. Mercedes. Çorap istemiştim. Yok kanka eridi. Eridi, eridi ne lan? Kurudu belki. Hayır, kurudu. Kurudu belki. Allah! Bahçe var mı güzel? Ay, yerim seni, yerim seni. Ya yerim seni. Beğenmedi onu. Ay, öf. Tedişko'yu özledim. Tedişko'yu annemler alıp gitti. Çatalca'ya götürdüler. Gezdirmeye. Mangalı yaktılar bu sefer. Ben yakmadım. Oğlum çok tatlı ya. Ben bayılıyorum ya böyle tiplere. Bunun bir tane Amerikalı versiyonu var ya böyle bayağı büyük olan. Kocaman böyle. Olanlar. Beysus Horal'da var o bunun büyüğü. Kocaman şeyde, ama. Detroit'te hatta bizim Usho muydu, Umo muydu, Ufo muydu? Neydi o adı? Çok köpeğin adı. Detroit'te mi? Detroit'te bir tane köpek vardı ya sadece. Onun adını unuttum. Oradaki gibi. Detroit'te köpek yoktu bu arada. Var. Apo. MD Apokalipsis'e... Apokalipsis'e abonelik hediye etmiş. Apocuğum çok teşekkür ederim. Çok sağ kesin bir hareket. Ha Sumo buldum. Ha Sumo. O bununla bunun alakası yok. Tamam işte bunun daha iyi. O daha iyi bence. O köpeğin adı Beethoven değil miydi? Beethoven filmleri vardı o köpeklerin. Beach is back. Yoktum uzun zamandır. Yağmış ne haber? Morsex Stage hoş geldin. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Dokuzucuğumuz kutlu olsun. Ay canım çekti ya. Çok teşekkür ederiz. Güzel de böyle bize. Çok eğlendik. Karnımızı doyurdu. Oyuncu evleri nasılmış? Görmüş oldu sen. Evet. Hayalimi yaşıyorlar. Ben de arkadaşın şilanı bakıyorum. Değişik bir tezgahı. Ben size çok sevindim. Eyvallah. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Çok seviyoruz. Favori çiftlerimizden. Like'lamayı, yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Aa, can cancık konuşması yapmadım. Niye? Herkes can bugün. Hadi benden. Hadi benden ya. Herkes can ya. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Ben rahatsız ediliyor gibi sinirleneyim biraz. Yo hayır hayır sen de orada değilmişsin gibi her şey. Ben birini takılıyorum. Biraz kötü öyle yaptım. Ya gitmeden şunu biraz soğutsanıza ya. Çok sıcak oldum. Onu açın orada. Açın öyle yaptım. Ya dur! Görmeden çizdiğin için tabii biraz şey oluyor değil mi? Gerçekten öyle yaptım. Dışarısı şunları duydu abi. Abi tenici götürmedi. Gerçekten öyle yaptım. Allah Allah kaç faya, kez denemiş. Faya ooo. Bir gelebilir sen buraya. Gerçekten öyle yaptım. Güzel peki, olmuş ya. Böyle bir katman house olmasını ister miydin? Herhalde. İsterdim tabii canım. 10 ki katman bayağı fazla yani. Katman 12, kalabalık kişi. Sadece yayıncılar olacaksa azalır büyük ihtimal yani. Kim var? Çağrı. Mert. Çağrı abi. Çağrı sen, Nesrin. Çağrı, ben, Mert, Nesrin 4. Noel Dayı 5. Triel 6. 6. Kavun var, Karaman var. Kavun, açıyorlar onlar da arada. 7-8. Kavun rapçi şeyinden girdi. Karaman da tasarımcı sığmayız kanka. Siz sığmazsınız harbiden. Katman alsa kan çıkar bu arada. Bence kan çıkmaz ama sığmayız biz. O mesela Kerem gibi Samet abi de olur kesinlikle mesela. Görüşürüz Ayşe kendine iyi bak. Herhalde canım Samet net olur. Samet olur, Nuri olur. İbo gelir, Mami gelir, Hasan gelir. Siz sığmazsınız abla yani. Size 3-4 tane villa mı? Bizim ekip bayağı kalabalık. Bayağı kalabalık yani. Öyle dışarıdan bakınca az gibi gözüküyor ama bayağı var yani insan. Bunlar ne yaptıkları? Ha işte hani Air Jordan'lar arasında hangisini sahip olmak isterdim diye. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen.
Yaranıyorlarım.